Şimdi bunlara baktığımızda ben bunlar hep şöyle bir tavır görüyorum. Hep insanları kendi ağzından çıkacak lafa baktırmak istiyor. Mesela dikkat edelim. Hocam. Yani ben tabii isim vermeyeceğim. Bu şehirlerin iyisi de vardı. Hangi konuyla ilgili? Herhangi bir konu. Hep insanlar kendi ağzından çıkacağı baksınlar istiyorlar. Bakın böyle mesela böyle gurular, murular, şunlar bunlar birçok yerde çıkıyor. Böyle uyduruk kitleleri yönlendirenler. Hangisi gidip sen evrene bak, kainata bak, aklını kullan diyor. Çünkü kendi dediklerinin de bir süzgeçten geçirileceğinden endişe ederler. İnsanlar aklını kullanırsa kendini muhalefet edeceğinden endişe ederler. İşte bu Kur'an'daki özgüven, bu bilime karşı hiçbir kitapta, hocamın demin okuduğu ayetlerde olmayan bir motivasyon. Ben birçok dini kitap, aşağı yukarı bütün temel dini kitapları okudum, dinlerim. Hiçbir kitapta bilim yapmaya, evreni tanımaya, insanın etrafındakileri tanımasına bu kadar çok motivasyon yok. O yüzden çok sevgili dostum, Emre Enis Doko, kardeşim diyeyim artık, arkadaşıma değil. Ve beraber bu Kur'an ve Bilimsel Zihnin İnşası kitabını yazdık. Onu da fırsatlar olsa okumana dikkat ediyorum. Hocamın söylediği ayetlere bakın. Kur'an hep dışarıya bakıyor. Niye? Bu bir özgüven. Çünkü o var olan her şeyde Allah'ın yaratmasının bir ürünü. Evet. Ama Hazreti Muhammed kendi nefsine, kendisi için insanları çağıran biri olsaydı, o zaman bu dış dünyada veya etrafta olan delillere insanları yönetmesinin bir mantığı olmayacak. Bence bu ayetleri düşünürken, bu bir insan sözü olabilir mi diye karşılık, bu bir Allah'tan kitap mı iddiaları da hep aklımıza karşılaştıralım.